Melek'le Yemek Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz evde abaza peyniri nasıl yapılır? Hem de doğal şekilde, hiçbir katkı maddesi kullanmadan. Hepinize iyi seyirler diliyorum. 5 litre açıktan almış olduğum çiftlik sütüm var. Sütü akşam aldığım için yapamadım. Video çekemedim arkadaşlar. O da dolapta beklediği için kaymaklar üste birikmiş. Onları iyice bir karıştırıyorum. Kaymaklar sütün her tarafına karışsın diye. Çünkü abaza peyniri yağlı bir peynirdir. Kaymaklarını almıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağa koyuyorum. Sütümü ocağa koydum. Hafif ısıttıktan sonra arkadaşlar hemen üstüne bir su bardağı yani şu anda elimde görmüş olduğunuz su bardağı 350 gramlık su bardağı, su bardağı 350 milim peynir altı suyunu koyuyorum. Ama buradaki önemli detay abaza peynirinde kullanmış olduğumuz peynir altı suyunun bir sene kadar beklemiş ve ekşimiş olması gerekiyor. En yani özelliği abaza peynirini abaza peyniri yapan en önemli detay hem doğal olması hem de kullanmış olduğumuz peynir altı suyunun bir yıl beklemiş olması. Dışarıda bekletmiş olduğumuz peynir altı suyunu koyduk. Eğer elinizde peynir altı suyu yoksa ve yapmak istiyorsanız hemen bir litre süt kestirin. Yoğurtla kestirin ama o sütü. Ondan sonra da onu dışarı koyun ağzını bir tülbentle ya da kapakla kapatın. Bir sene beklesin ya da 3 hafta beklesin ama yani abaza peyniri yapmak için bir sene bekletiyoruz. Ben de sürekli doğal şekilde peynir yaptığım için arkadaşlar benim elimde sürekli peynir altı suyum olur. Bu da yoğurttan yapmış oldum ya da şirden mayadan yapmış oldum. Peynir altı suyunu koyduktan sonra yavaş yavaş gördüğünüz gibi kesilmeye başlıyor. Kevgirnen yavaş yavaş karıştırıyoruz kesilene kadar. Hızlı şekilde karıştırmıyoruz. Eğer hızlı şekilde karıştırırsak o ortaya biriken bu peynirleri dağıtırız arkadaşlar. Çökelek haline getiririz. Yavaş yavaş. Peynir altı suyunu da sütün ısısını hissedince hemen koyuyoruz. Kesinlikle bekletmiyoruz. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Eğer geç kalırsak o zaman da sütümüz çökelek olur. Peynir altı suyunu dökünce çökeleğe dönür. Gördüğünüz gibi böyle ortaya toplanmaz arkadaşlar. Şimdi ortaya toplandı ve Yeşil suyu gördüm. Peynir altı suyu oluyor. Artık ocağı kapatıyorum ve sündürme işlemine başlıyorum. Şöyle kenara koyuyorum ve oradan tepsinin içine koyuyorum. Büyük bir tane süzgeciniz varsa tek seferde de bunu alabilirsiniz. Ben kevgirle yaptığım için birkaç sefer sonrasında alabildim. Videolarımda arkadaşlar sürekli doğal şekilde peynir altı suyunu ben çok kullanıyorum. Normal şirden maya da kullanıyorum. Şirden nedir, nasıl yapılır ve mayası nedir diye video da çektim arkadaşlar. Onları kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ve sürekli dediğim gibi yoğurt suyu ve peynir altı suyu kullanıyorum. Her türlü peyniri de yapabiliyoruz. Onları da oradan bakabilirsiniz. Ama bütün bunlara rağmen eğer ki peynir altı suyuyla herhangi bir anlaşılmayan yer olursa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben size dönmeye çalışırım müsait olduğum zaman. Bütün peynirleri aldık artık, temizledik, tepsinin içine koyduk. Gördüğünüz gibi parça parça değil arkadaşlar. Sıcak olduğu için ve sütümüzü kaynatmadığımız için tam zamanında peynir altı suyunu koyduğumuz için gördüğünüz gibi peynirlerimiz birbirine yapışık vaziyette. Şimdi daha rahat göreceksiniz. Sanki bir hamuru yoğurmaya başladığımızda her, unun her tarafına hamur su gelmediği zaman parça parça olur. Şu anda da aynen o şekilde yavaş yavaş çevire çevir arkadaşlar yoğura yoğura içindeki bütün peynir altı sularını çıkarıyoruz. Bir yandan da çok sıcak elimizde yanıyor. Üfle üfle elimizi yapıyoruz. Eğer geç kalırsak bunu sıcak yaparsak arkadaşlar bu peynirimiz sünmez. Elimizin altında pütür pütür kalır çökelek gibi olur. Bazen yorumlara yazıyorsunuz benim peynirim e, tam zamanında koydum ama eritirken pütür pütür oldu diyorsunuz. O zaman ya biraz geç kalmışsınızdır. E, yani sirkeyi koymada ya da işte peynir altı suyunu koymada ya da arkadaşlar az eritmişsinizdir ya da bunun tam tersi olabilir ya da fazla eritmişsinizdir. Peyn sünen peynirleri sıcak suyun içinde fazla erittiğimiz zaman da bu sefer içindeki o yağlar, o kaymaklar hepsi dışarı gidiyor, suya karışıyor. Bu sefer de peynirimiz sünmez oluyor, pütür pütür oluyor. Böyle bir durum da söz konusu. Ne geç kalacağız ne de çok yapacağız. Tam zamanında, tam kararında yapacağız. Gördüğünüz gibi... Çok da güzel yapılıyor. Oyun hamuru gibi, bir normal hamur gibi arkadaşlar. Eritme işlemini 3 kere yapıyoruz. Ben başka herhangi bir sıcak su yapmadım. Zaten peynir altı suyuyla yaptığım için doğal olduğu için aynı su arkadaşlar. O bir kenarda kal, dursun. Ocağa koyun onu. Yavaş yavaş kısık ateşte kaynamaya devam etsin. Onu yanınıza alın. Peynir içine batırın. Sonra tekrar bir daha ocağa koyun. İlk aşamada ocaktan aldığınız zaman bir daha koyun ama diğerlerinde ocakta kaynamasına gerek yok. Ocakta kaynayan peynir altı suyunu arkadaşlar yanıma getirdim. Gördüğünüz gibi peynirin ortasından delik açtım. Böyle elimle çevirerek yapıyorum. Buradaki kestirme işleminden sonraki bütün detayları bir çeçil peyniri için yapabilirsiniz, kaşar peyniri için yapabilirsiniz, künefe peyniri için yapabilirsiniz. Hatta eğer kaymaklarını alırsanız sütün kolot peynirinde yapabilirsiniz. Yöntem aynı arkadaşlar. Sadece dediğim gibi buradaki önemli detay bir yıl beklemiş olan peynir altı suyunu kullanıyoruz. Peynirimizi 3 kere eritiyoruz arkadaşlar. Yani 3 kere sıcak suya batırıyoruz ve bir dakikayı geçirmiyoruz haşlama aşamasını. Eğer fazla tutarsak peynirimiz bu sefer de dediğim gibi içindeki bütün yağlar suya gider. Hatta bazen 45 saniye bile yetiyor arkadaşlar. Onu siz anlarsınız zaten yaparken. İyice artık peynir kıvama geldi. Bütün pütürlük gitti. Elimin altında arkadaşlar sıcakta olduğu için kayıyor. Abaza peyniri örgü peyniri gibi oluyor arkadaşlar ama daha kalın oluyor. Biz biraz ince yapıyoruz. Küçük porsiyonlar şeklinde yapıyoruz. Ama abaza peynirinde neredeyse 1 kilo şeklinde hatta 5 kiloya varan kalıplar şeklinde yapılıyor. İsterseniz örgü yapın, isterseniz kıvırma yapın. Ama daha çok genelde örgü şekliyle üne almış. Şöyle ucunu da birbirine yapışsın diye arkadaşlar ayrı ayrı kalmasın diye yanımdaki sıcak sıcak suya batırıyorum ve uçları birbirine yapıştırıyorum. Artık peynirim hazır. Eritme işlemim bitti. Şeklini verdim. Üstteki ıslaklıkları da peynirler için kullanmış olduğum peynir bezinle alıyorum arkadaşlar. Çok bastırmayın. Sıcak olduğu için peynir bezimize yapışabilir. Ben yöresel peynirleri çok seviyorum arkadaşlar. Araştırmayı da çok seviyorum. Peynirler hakkında yeni şeyler öğrenmeyi de seviyorum. Benim gibi peynir aşığı birçok insanın olduğunu da bu kanal aracılığıyla öğrenmiş oldum. Ve ben abaza peynirini de yine bir takipçimden öğrendim arkadaşlar. Allah razı olsun detayları o verdi bana sağ olsun. Sonra araştırmaya koyuldum. Ve sonunda böyle güzel bir peynir varlığından haberim oldu. Şimdi peynirimizi tuzlayacağız. Ben bunun için kaya tuzu kullandım. İsterseniz sofra tuzu da kullanabilirsiniz. Şöyle hafif bir şekilde, çok fazla değil. Bir salamura tuzu gibi değil arkadaşlar. Azar azar biraz üste koydum, biraz da çevirdim, alt tarafına koydum. Bu taze peynir arkadaşlar. İsterseniz bunu böyle poşede koyup vakumlayıp 6 aya kadar bekletebilirsiniz. Ya dolapta ya da çok yani eksi 4 ile eksi 6 derecenin arasındaki soğuk depolarda bekletebilirsiniz. Ama kesinlikle dışarıda değil oda ısısında değil. Ya dolapta ya soğuk depoda. Peynirimizi alt üst tuzladıktan sonra güzelce artık peynirimizi poşete koyabiliriz. Benim kilitli poşetim vardı elimde. Kavanoza koymadım ve taze tüketmek istediğim için de böyle kilitli poşete koydum. Bu poşetin içinde arkadaşlar 20 gün hiç ağzını açmadım ve hiçbir şey olmadan sağlam şekilde durabildi. Ne koku oluştu, ne başka bir şey. Eğer siz poşedenize vakumlattıracaksanız içine böyle birkaç kaşık peynir altı suyu da koyabilirsiniz. Benimkisi kilitli poşet olduğu için ben peynir altı suyu koymadım. Kilitli poşete koyduktan sonra dolaba koydum. Dolapta 20 gün beklettim. Ve son aşaması arkadaşlar peynirimizin. Ben birkaç gün dolapta bekledikten sonra baktım. Buharlaşma olmuş. Tuzlar eriyince arkadaşlar o yüzden ben de peyniri tekrar bir daha çıkardım. Böyle bir tane bezin ortasına koydum. Ondan sonra gene geri kilitli poşete koydum gördüğünüz gibi. Son aşaması böyle. Soğuk yerde olduğu için de bezimize yapışmadı. Taze bir peynir olduğu için ve sünen bir peynir olduğu için bunu aynı zamanda tostların içine kullanabilirsiniz. Pizzaların üstüne koyabilirsiniz. Pide yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki en güzel şey sabah kahvaltılarda tüketebiliriz. Tazecik arkadaşlar. Süt kokulu peynirimiz hazır. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.